Elim filmin içinde kaldı. Alttaki kısmı da ayrıca yapacağım şimdi. Ama biraz kurumasını bekleyeceğim. Şimdi ince ince bakıyoruz, böyle hava kabarcığı vesaire var mı diye. Şu altlarda kalanları falan filan alacağız. Dışa doğru arkadaşlar sürekli. Ben de bildiğimden değil de izleye izleye gördüklerimi yapıyorum ama oldu. Niye olmasın? Şimdi benim arkadaşlar, benim cam filmi için aldığım fiyat 1000 liraydı. Bütün aracın camları için 1000 lira fiyat aldım. Sonra internetten baktım, ben dedim koskoca karavan yapıyoruz, bunu mu yapamayacağız? Yapamaya da bilirdik ama arkadaşlar 5 metre film 35 lira. Yani 25 liralık da var, 50 liralık da var. 35 liraya aldım Neon 1'den. Aşağı linkini koyarım. Yani yapamazsanız kaybınız 35 lira. Ama tutturursanız kazancınız 1000 lira. Para kaptırmaya gerek yok. Deneyelim. Şimdi burası banyo tuvalet camı olacak arkadaşlar. O yüzden zaten gözükecek bir şey yok. Ben sadece o ahşapların vesairenin dışarıdan çok böyle gözükmemesi için yapıyorum bunu. Hem bir tecrübe edinmek için, hem de dediğim gibi o kötü görüntü oluşmasın diye geçen gün çektiğim parke çiltesinin yeşil görüntüsü olmasın diye. Parke çiltesinin yeşil görüntüsü olmasın diye. Denedim. Güzel oldu ya. Şimdi cam filmini yaparken ben sağdan ve soldan payları uzun bıraktım arkadaşlar. Şöyle 15 santimden fazladır belki. Fazla bıraktım ki parmak izlerini eğer dokunursam oralara bulaşsın. Geri kalan filmin asıl yerine parmak izi gelmesin diye. Öyle bir şey yaptım. Şimdi bu kalan 50 santim genişliği. Benim burada bir 10 santimlik payım var. Burası kuruduktan sonra oraya da takviyesini, yamasını yapacağım. Eğer filmlerim yeterse diğer kalan camların da hepsini filmlemeyi düşünüyorum. Çünkü zor bir şey değilmiş. İlk yaptığım film olduğu için nasıl yaptığımla ilgili herhangi bir bilgi veremedim. Çünkü odaklanıyordum buraya. Ama cam filminin nasıl açıldığıyla ilgili vesaire şimdi bir tane yapacağım. Ondan sonrasında tekrar konuşuruz. Evet arkadaşlar, cam filmi nasıl çekilir? Karavancılara özel. Şimdi
Öncelikle bir karışım hazırlıyoruz. Karışımın içinde bebek şampuanı var. Bebek şampuanı yerine başka şampuan da kullanabilirsiniz ama içinde alkol vesaire olduğu için sararma vesaire falan filan yapmasın diye bebek şampuanı ile yapın diyorlar. Bebek şampuanını A101'den aldım. Zaten şimdi bitmek üzere. Birazdan yine karıştırırım. İlk önce iyice bir temizliyoruz. Cam filmin içinden şöyle bir spatula çıkıyor. Bir de şöyle güzel bir falça da çıkıyor. Bayağı keskin. Ürün yerleştirme değil arkadaşlar. A101'deki bebek şampuanı. Böyle herhangi bir ölçü yok. Tapır için de Süleyman arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evinden, gönlünden koparak bana tapır verdi. Kayıtlara geçsin. Filmin en büyük sıkıntısı şu, açarken alttan dökülüyor. Yani tutmazsanız eğer şu şekilde geliyor arkadaşlar. Filmi yaparken şu açarken şöyle düşünün arkadaşlar, bu tarafı bize bakacak, bu tarafı yapışkanlı, daha sonrasında burayı içeriye yapıştıracağız. Elim filmin içinde kaldı.
filmi dıştan yapmaya alıştırma diyorlar arkadaşlar. Filmi dışarıdan alıştırıyoruz diyor. Ben bantla açabilirim diye düşünmüştüm ama açılmıyor. Filmin şu kenar ucunu iki dişinizin arasına alıyorsunuz. İleri geri sanki dişlerinizi gıcırdatıyormuş gibi. İleri geri oynatırken dilinizle de filmi ittirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tuhaf bir şey. Ama ucundan açıldığı zaman işimiz tamamdır. Gördüğünüz gibi açıldı. Hemen buraya suyumuzu sıkıyoruz. Şimdi içeri geçebiliriz. Önce suyumuzu sıkalım.